Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümde kol ayrımını yapacağız artık. 22 tane ajur koydum arkadaşlar. İki düzün arasına, yani direklerin arasına 20 tane demiştim ama 22 tane ajur koydum arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 arkadaşlar. Bu benim ördüğüm 36-38 arası. Sizin işte 40, 42, 44 bu ajurlar arkadaşlar çoğaltarak gidebilirsiniz. Yani artırmaları çoğaltarak giderseniz 40 beden, 42 beden, 44 beden, 46 bedene kadar çıkabilirsiniz. Benim ördüğüm 38 beden. Ne yapacağız arkadaşlar? Kol ayrımına geçeceğiz. Kollarımızı öreceğiz. Kollarımıza, daha doğrusu buralara haraşayla başladığım için ve yan lastiğini haraşa olarak ördüğüm için kolun bitişine de haraşa koyacağım. Şimdi bir de arkadaşlar kesinlikle bu düğme iliğini unutmayalım. Aralığına siz karar verirsiniz. Ben 18 arayla, evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 arayla birinci iliğimizi koymuştuk, biliyorsunuz 4 haraşa örmüştük. İlk düğme iliğini açmıştım. Ondan sonra ilk sıra haraşa gittim. Sonra robaya başlamıştım. Roba çalışmasına başlamıştık. Şimdi araya 18 tane haraşadan sonra bir tane daha düğme iliği açtım. İkinciyi açtım arkadaşlar. Şimdi yani düğme iliklerini unutmayalım. Veya da kimisi yeleği düğmeli sevmiyor. Düğmeli sevmiyorsanız dümdüz örer gidersiniz arkadaşlar. Mesela ben genelde düğmeliği koymam hırkalarıma ve yeleklerime. Şimdi arkadaşlar kolumuza kadar gidelim. İlk önce 8 tane haroşamızı örelim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi kol ayrımına, kola kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Arkadaşlar model koymak isteyen, yani ben düz ördüm, daha spor oluyor bence. Ama işte model koymak isteyen, ona göre siz ona kendiniz karar verirsiniz. Uzunluğuna da kendiniz bedeninize göre ölçersiniz, uzunluğunu yaparsınız. Şimdi benim amacım size yakadan başlamalı yelek nasıl örülüyor onu göstermek. Evet, artık arttırma yok, arttırma işlemimiz bitti. Bu iki taraftaki direkleri ön ve arkaya bırakıyoruz. Bu direkler kola dahil olmuyor. Yani bu iki düzler kola dahil olmuyor. İki düzden sonrasında, evet, kol çalışmasına başlıyoruz arkadaşlar. Haroşa öreceğiz. Öbür direğimize kadar, arka tarafta olan direğimize kadar, arkaya ait olan direğimize kadar gidelim. Evet arkadaşlar, ajurların arasındaki iki düze, yani direğimize geldik. Onu örmeden bu iki tane düzümüzü ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tarafa bırakıyoruz. Dönüyoruz. Haroşa örmeye devam ediyoruz. 3 veya 4 diş haroşa örmemiz yeterli. Yakada ve yeleğin yan taraflarında yaptığınız lastik neyse kola da o lastiği uygularsınız. Ben haraşa yaptığım için, haraşa koyduğum için haraşa yapıyorum. Siz ters düz veya başka bir lastik ne yaparsanız onu koyarsınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra 4 diş haraşa yapıp hemen döneceğim. Bakın arkadaşlar, direkt burada kalıyor. Şöyle çevireyim. Bakın. O direkler, sağda ve soldaki direkler kola ait olmuyor. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar ben 4 diş haraşa örüp hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, 3 diş haroşa gittim. Arka tarafta örerek keserken 4. diş haroşamız oluşuyor. Evet. Artık bu tarafta keseceğiz. Gevşek bırakmayalım fazla arkadaşlar. Evet. Keselim. İkinci kolumuza geçtikten sonra artık gövde çalışmamıza başlayacağız. Zaten arkadaşlar gövde çalışmasında bir şey yok. Kollar bittikten sonra gövdeye dümdüz öreceğiz. Ama biraz arttırmak isterseniz eğer koltuk altlarından ters tarafta örerken genişliğine bakıp bu genişlik az derseniz eğer 3-4 tane veya 5 tane arttırabilirsiniz. Şimdi orayı da göstereceğim arkadaşlar ben size. İkinci kolu da bitirelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ipimizi koparıyoruz. Bir zincir çekip burayı bırakıp şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadan devam ediyoruz. Kola geliyoruz. Kolda 3 sıra haroşa yapıp şöyle 4. sırada arkada kesiyoruz. 4. haroşamız da kesmeyle oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 ördük. Düz gittik. Arkadan kestik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sırt kısmını örüp diğer kolumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci kolumuza geldik. Bu ortadaki iki düzü arka tarafa bırakıyoruz. Şimdi buradan itibaren bu kolumuzu da haroşa örmeye başladık. Evet, buradaki direğimize de geldik. Bakın. Şöyle yan tarafımıza bırakıyoruz. İki düzümüzü dönüyoruz. Haroşamızı örmeye devam ediyoruz. Bu kolumuzu da bitirdikten sonra artık ön ve arkaları bir bütün olarak öreceğiz ve bitireceğiz. Evet, 3 diş haroşamızı gittik. Keserken 4. diş haroşamız oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da keselim. Ondan sonra gövde çalışmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu kolumuzun da kesme işlemi bitti. Şimdi bir zincir çekip evet, son kolu da bitirdik. Buradan ipimizi bağlayıp arkadaşlar gövde çalışmamıza geçelim. Evet.
Eğer böyle baktığınız zaman robanıza bu genişlik bana yeter derseniz hiç arttırmaya gerek yok arkadaşlar. Ama ben birkaç arttırma, yani 3 buradan 3 buradan arttırma yapabilirim. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar artık istediğiniz kadar, istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben kol kısmına geleyim. Nasıl artırılacağını göstereceğim size. İsterseniz artırırsınız, istemezseniz artırmazsınız arkadaşlar. Ben 3 sağdan, 3 soldan, tam koltuk altından 3'er tane arttırmayı düşünüyorum. Ördüğünüz zaman zaten belli eder, robadan sonra kendisini belli eder. Arttırmaya eğer gerek duymazsanız arttırmayın. Gerek duyarsanız arkadaşlar, şimdi koltuk altına geldiğimizde şöyle göstereyim. İpimizi şuradan bağlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 3 bu kol altından arttıracağım. 2, 1, 2, 3. 3 tane bu koltuk altından, 3 tane de öbür taraftan arttırıp örgüme devam edeceğim. Beş de arttırabilirsiniz. Ben 3 tane arttırmam yeterli arkadaşlar. Hiç arttırmadan da devam edebilirsiniz. En fazla 5'e kadar yeterli bence, yani 4-5'e kadar yeterli. Benim 3 tane arttırmam bana yeterli gibi geldi. Evet. Artık gövdemize tamamen başladık arkadaşlar. Şimdi 3 orada arttırdım. 3 de bu koltuk altında arttıracağım, kolun altında. Ondan sonra hiçbir işlem yapmadan bedenini bitireceğim arkadaşlar. Yani sağda ve solda haraşa, 8 tane haraşa. Diğerleri düz olarak devam edeceğim. Bitişinde lastik kısmına, alt kısmına yani haraşa koyup yeleğimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar, 3 tane de bu koltuk altından arttırıp evet örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, arka tarafı da bitirdik. O koltuk altlarını göstermek için koltuk altına kadar gelelim. Orayı gayet sıkı örelim arkadaşlar. İlk videomu izlediyseniz, başladıysanız eğer, o yüzden ikinci videoyu hemen ertesi gün paylaşayım diye acele ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok kolay
akıcı bir örgü bu. Evet, şimdi koltuk altına geldik arkadaşlar. Şimdi bu kısmı çok dikkatli örüyoruz. Bakın arkadaşlar, düz olarak örüyoruz. Çok sıkı tutuyoruz burayı. Evet. Bakın. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da örüp artık hiçbir engel kalmadan gövdemizi, gövde kısmımızı örüp bitiriyoruz. Robayı bitirdik. Aslında o üç taneyi koymama da gerek var mıydı bilmiyorum ama yine söylüyorum arkadaşlar, şöyle bakarsınız, bu yeterli dersiniz, o zaman şu artırmayı yapmazsınız. Ben o artırmayı görün diye de yaptım, aslında yeterliydi. Siz o artırmayı nasıl örüldüğünü görün diye de artırdım arkadaşlar, fazla artırmadım zaten, 3 tane artırdım. Siz 5-6 veya hiç artırmadan dümdüz gidersiniz. Evet, bu koltuk altına da geldik. Burayı da düz örüyoruz. Evet. Düğme iliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. 16 sırada veya 18 sırada veya 14 sırada, o sizin artık kendi zevkinize kalmış arkadaşlar. Evet, artık şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, artık gövde işlemine geçebiliriz. Yani önleri ve arkaları birlikte örüp istediğimiz uzunluğa geldikten sonra lastiği koyup kesiyoruz.